Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde kümelerle ilgili artık son testimizi çözeceğiz. ÖSYM tarzı test olacak. Çok güzel sorulardan oluşuyor. Dilerseniz hemen ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım. 4 elemanlı bir A kümesinin elemanları sesli harflerden oluşmaktadır diyor. Aşağıda verilen kelimelerden dondurma, moda, çözelti. İki tanesinde sadece A kümesindeki bazı sesli harfler kullanılmışken diğerinde sadece A'nın tümleyeni kümesinde bulunan bazı sesli harfler kullanılmıştır. Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi A kümesinde bulunan sesli harfler kullanılarak yazılmıştır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edecek olursanız en fazla ortak olan dondurma ve modada sesli harfler var. Dolayısıyla zaten ne diyordu? İki tanesinde sadece A kümesinde diyor ya. Dolayısıyla A kümesindeki sesli harfler bakın neymiş? O var, U var, A var. O var, U var. Bakın A var değil mi? Kesinlikle bunlar var arkadaşlar. Diğerinde de A üssü kümesini oluşturacak. A üssü kümesinde de çözelti kalıyor. Buradaki sesli harflerde Ö, ö var. E var ve i var arkadaşlar. Bu şekilde. Buna göre hangisi A kümesinde? A kümesinde yani O, U ve A'lardan oluşacak. Bakın ümit yazılma şansı yok. Herhalde bize ithafen yazılmış A şıkkı. Ö bakın yok. Değil mi? Ö bakın burada var. Bu da olmaz i var bakın burada var bu da olmaz dolayısıyla o u ve a'dan oluşan bakın omurga doğru cevabımız e şıkkı 2'ye bakalım şimdi a b ve c sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere bu bilgiler bizim için önemli a kümesi verilmiştir a kümesinin her bir elemanının karesi alınarak 3 elemanlı bir b kümesi oluşturuluyor b kümesi ve a kümesinin ortak iki tane elemanı bulunmaktadır buna göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor Şimdi arkadaşlar B kümesi Bakın 3 tane elemandan oluşacakmış. Her birinin karesini alacağım. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4'ün karesi nedir? 16'dır. Üçüncüyü arkadaşlar bakın bilmiyorum. Üçüncüyü bilmiyorum. Şimdi A'nın alabileceği farklı değerleri biz arıyoruz. A ve B'nin e, kümeleri elemanları arasında 2 tane nedir? Ortak eleman vardır. Dikkat edecek olursak zaten hali hazırda bir tane 4 elemanı ortaktır. Değil mi? Şimdi mesela 16'lar ortak olabilir. Ya ben şimdi mesela burada A için böyle değerler yazacak olursam A mesela ne olabilir? Burada eksi 2 var ya arkadaşlar. 4 elemanı için burada artı 2 olabilir. Mesela şuradaki B elemanı için ben 16 derim. Dolayısıyla 4 ve 16 bakın iki tane elemanı ortak olmuş olabilir. Yani ben A'yı 2 olarak seçme hakkına sahibim. Mesela mesela 16 olabilmesi için bakın 16'lar ortak olabilmesi için 4'ler zaten ortak ya. A için mesela eksi 4 de diyebilirim. Değil mi? Çünkü eksi 4'ün e, karesi burada e, ne olacak? 16 olmuş olacak. Yani ben burada B'ye B'ye yine 16 derim. B'ye yine 16 derim. A ya da eksi 4 deme hakkına arkadaşlar neyim? Sahibim. Dolayısıyla yine 4'ler ve 16'lar ortak olmuş olur. Bak ben B'ye de 16 dediğim zaman 16'nın karesinden 256 olabilir. Dolayısıyla benim karesine aldığım takdirde 4 ve şu üçüncü yere yazacağım sayı 4 ve 16'dan farklı sayı olmak durumunda. Neden? Çünkü bir eleman kümenin içerisine bir defa yazılır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Eksi 1 yazabilirim. Eksi 1 yazmış olsam eksi 1 yazmış olsam eksi 1'in karesinden 1 olur. Değil mi? O zaman yani B'nin elemanları 4, 16 ve 1 olacak ya. 3'ü de birbirinden farklı olmuş olacak. Yani ben eksi 1 yazma hakkına sahibim. Yine B'ye mesela 16 yine diyebilirim. Yine arkadaşlar orta olan elemanlar hangileri olmuş oluyor? 4 ve 16 olmuş oluyor. 1 diyebilir miyim A'ya? Bakın A'ya 1 demiş olsam 1'in karesinden ne gelecek? Yine 1 gelecek arkadaşlar. B'ye yine ne dedik? Bakın 16 demiş olduk. Başka ne diyebiliriz? Başka ne diyebiliriz? Mesela işte eksi 16 desem bakın. Eksi 16 desem tamam. Eksi 16'nın karesinden ne gelecek arkadaşlar? Bakın 256 gelecek. 256 e, gelecek. Dolayısıyla e, dolayısıyla ben yine B'ye buradan 16 demiş olsam. Ben B'ye yine 16 demiş olsam ne olacaktır arkadaşlar? E, 4 16 ve 256. Üçü de yine birbirinden farklı olmuş oluyor. Başka verebileceğimiz bir değer var mı? 16 da verebiliriz, değil mi? Bakın 16'yı vermiş olsam, 16'yı vermiş olsam bu defa bakın ne olacak? 16'nın karesinden yine 256 olacak. Bak şöyle tekrar yazacak olursam A kümesine eksi 2, 4. Bakın şimdi A'ya son olarak 16 verdim ya. 16 verdim. Sonra yanında ne var arkadaşlar? B ve C var. Değil mi? Şimdi B kümesinin elemanları ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. Sonra 16 olmuş oldu. Bakın ben şimdi 16'nın karesinden mesela ne dedim? 256 dedim değil mi? O zaman B'ye de ne yapacağım? 16 değil de işte mesela 1 verebilirim. 1, 1 verdiğim takdirde yine bakın dikkat edecek olursanız B'nin 3 tane elemanı yine farklı olmuş oluyor. Yani arkadaşlar Bizim A'ya verebileceğimiz toplamda 1 2 3 4 5 ve 6 tane değer varmış. Doğru cevabımız bakın A şıkkında. 3'e bakalım. Beyhan sayı bulma oyununa oyununda arkadaşlarının rakamlarını tahmin edebilmeleri için tahtaya 4 sayı yazmıştır. Beyhan'ın aklından tuttuğu rakamları ile turuncu kutunun içindeki sayıların ikisinde ikisi de yazılabilirken mavi kutunun içindeki sayılardan sadece biri yazılabilmektedir. Demek ki arkadaşlar bakın turuncudakilerin hepsi yazılabiliyorsa demek ki diyelim ki bu e, küme A kümesi olmuş olsun. Bu A kümesinin içerisinde 1, 3, 4 ve 5 rakamları kesinlikle ama kesinlikle var. Mavidekilerden de arkadaşlar bakın bir tanesi yazılıyormuş. Mavilerde de ortak olan elemanlardan bir tanesi bak 7 olduğunu 7 olduğu için 5 zaten vardı arkadaşlar. Dolayısıyla 7, 7 de ne olması lazım? Bu A kümesinin içerisinde olması lazım. Eğer A kümesinin içerisinde 7 de varsa 3, 5 ve 7 A kümesinde bulunduğundan dolayı demek ki 753 sayısı da yazılabilir. Yazılamayan sayı, hangisi? 567. hangisinden ötürü yazılamıyor? 6'dan ötürü. Demek ki A kümesinin içinde ona A tümleyen diyelim arkadaşlar. 6 rakamı olmayacaktır. Dolayısıyla aklından tuttuğu sayının rakamlarıyla yazılamayacak içinde 6 geçer. Bakın nerede var? D şıkkında var. Evet. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Aslı ile Bahri'nin oynadığı bir kelime oyunda her oyuncuya birbirinden farklı belirli sayıda harf verilmektedir. Her bir oyuncu elindeki harflerden bazılarını istediği sayıda kullanarak birer kelime yazmaktadır. Aslı elindeki harflerle anakara yazabilmekte fakat teneke yazamamaktadır. Bahri ise teneke yazabilmekte fakat anakara yazamamaktadır. Hemen notlarımızı arkadaşlar ne yapalım? Alalım. Bakın şurası Aslı olsun. Burası da kim olsun Bahri olsun. Şimdi anakara yazacaksa aslı kesinlikle A harfi, N harfi, işte K harfi ve R harfi olmak durumunda. Bahri de teneke yazabilecekse arkadaşlar T harfi, işte E harfi, N harfi ve K harfini kesinlikle ama kesinlikle bulundurmak zorunda. Şimdi e, ana anakara yazıyor aslı ama teneke yazamıyor. Teneke yazamamasının sebebi arkadaşlar teneke yazamamasının sebebi bakın N harfi zaten var. K harfi zaten var. Ee, ekstradan ne olması lazım arkadaşlar? Bakın T ve E. Bakın T ve E. Şimdi T ve E'nin aslı ikisini de bulundurmuş olsa e, o zaman teneke de yazabilirdi değil mi? Demek ki bunlardan ya ikisini de bulundurmuyordur T ve E'den. Birisini bulundursa da olur. Bakın diyelim ki T'yi bulundurdu aslı E'yi bulundurmadı. O zaman tenekeyi yine yazamaz. Veya E'yi bulundurdu. T'yi bulundurmadı arkadaşlar. Dolayısıyla Teneke'yi yine yazamayacaktır. Bahri için de aynı şeyler geçerli. Ama Aslı T ile E'yi ikisinde bulundurursa o zaman zaten Teneke'yi de yazar. Şimdi Bahri için değerlendirelim. Bahri de ana karayı yazamıyordu değil mi? Dolayısıyla bakın N ve K harfini zaten bulunduruyor. Ana karada yazamadığı harfler hangisi arkadaşlar? N ve K'nin haricinde A ve R'dir değil mi? Benzer şeyleri Bahri içinde söyleyecek olursak eğer Bahri A ve R harflerinin ikisini de bulundurursa e, o zaman ana da zaten yazabilirdi. A'dan A'yı A tek başına bulundurmuş olsa R'den ötürü ana kareyi yazamayacak. R'yi bulundurmuş olsa sefer A'dan ötürü ana karayı yazacaktır. Yani arkadaşlar bunlardan bir tanesini bulundurabilir ama her ikisinde bulundurmak zorun e, her ikisinde bulundurmak zorunda değil. Tamam. Buna göre diyor, kelimelerinden hangilerini aslı kesinlikle yazamazken bahri'nin yazma imkanı olabilir diyor. Şimdi e, Aslı Tankeri yazabilir mi? Bakın şimdi dikkat edecek olursak T ve E'yi zaten bulundurursa ikisini bir bulundurursa e, o zaman Tankeri yazabilir ama biz ikisini birden bulundurmayacağını söyledik. Yani Aslı bunu kesinlikle yazamayacak. Aslı bunu kesinlikle yazamayacak. Peki bunu Bahri yazabilir mi? Bahri'nin de arkadaşlar A ve R'yi bulundurmaması lazımdı ikisini bir. Bakın A ve R ikisi de burada var arkadaşlar. Tamam Aslı Tanker'e yazamıyor ama e, Bahri de yazamıyor. Bahri'nin yazabilme imkanını arıyoruz. Dolayısıyla birinci öncülüğü ne yaptık attık. İkiye bakalım şimdi. Eğer Aslı kareyi bulundurabilir mi? Bakın Aslı'nın elinde olmayan harfler hangileri? Bakın burada E, E yok. Değil mi? E yok. Peki T ve E'den Aslı birindiri, bir, birisini bulundurma hakkına sahip mi? Evet bir, bir tanesini bulundurabilirdi. Dolayısıyla Aslı kesinlikle yazamazken diyor Aslı'nın bir kere kareyi yazma ihtimali var. Dolayısıyla ikinci öncülü de eledik. Zaten cevabımız direkt 3 e, oluyor ama neden olduğunu da bir bakalım. Aslı kesinlikle yazamazken diyor T ve E'yi Aslı'nın ikisini birlikte bulundurmaması lazımdı. Bakın T ve E'yi bulundurmuş demek ki Aslı tekeri kesinlikle yazamaz. Peki Bahri bunları yazabilir mi? Bakın Bahri zaten... T, E, N ve K harflerine sahip. Sadece A ve R'den maksimum bir tanesini bulundurması gerekiyor. Bakın zaten Bahri'nin bulundurabileceği sadece bir tane var. Demek ki bunun tekeri Bahri'ni yazabilme ihtimali mevcuttur. 5'e bakalım. A ve B birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere diyor. A'nın tam katları A kümesini, B'nin tam katları B kümesini oluşturmaktadır. 49, 30, 21 ve 35 sayılı 25 sayılarından ikisinin gri renkli kümenin, Diğer ikisinin ise sarı renkli kümenin elemanları olduğu bilinmektedir. Buna göre sayılarından hangileri pembe renkli kümenin elemanı olabilir diyor. Şimdi ortak olan ifadelere bakacak olursam 49 ve 21 arkadaşlar 7 çarpanına sahip. 30 ve 25'in özelliği nedir arkadaşlar? 5 çarpanına sahip olması. Diyelim ki 49 ve 21 bakın burada 25 ve 30 burada. Ha bunların yerleri de değiştirebilir arkadaşlar. Tamam yerleri de değiştirebilir. Ben temsilen e, ne yaptım arkadaşlar? Bu şekilde yazmış oldum. Peki e, arkadaşlar 49 7'nin katı 5 25 ve da 5'in katı ya her ikisinin kesişiminde bulunan bakın şu pembe renkli yer demek ki hem 5'in hem de 7'nin katı olması lazım. Yani 35'in katı olması lazım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre diyor hangileri pembe renkli kümenin elemanı olabilir? Demek ki 35'in katı olacak. 35 bakın ee, bu 35 çarpı 4'tür. 35'in katıdır. 105, 35 çarpı 3'tür. Bu da katıdır. 90, hayır arkadaşlar 35'in katı değil. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Yani C şık. 6'ya bakalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde bu kartezyen kümesinin elemanları gösterilmiştir. A ve B kümeleri Venn şemasıyla gösterilmiştir. Olduğuna göre diyor bu kartezyen çarpımının eleman sayısı kaçtır? Bakın A eksi B'nin Hangi elemanları bulundurması lazım? A eksi B. 1, 2 ve 3'ü kesinlikle bulundurması lazım. Peki e, Venn şemasında A fark B ne arkadaşlar? 1, 2, 3. Bakın şurası. Tamam buluyu oluşturduk. Şimdi A üstüne bakacağım. A üstü hangi elemanları bulundurması gerekiyor? 4, 5 ve 6. A üstü dediğimiz ne arkadaşlar? A'nın dışındakiler. Peki A'nın dışındakiler 4, 5, 6 değil mi? Bakın şuralara yazabilme şansım var mı arkadaşlar? Yok. Niye? Çünkü A ile B'nin birleşimi evrensel kümeyi veriyormuş. Dolayısıyla A birleşim B'nin dışına çıkma şansın yok. 4, 5, 6'yı da yerleştirdim. Hepsini yerleştirdik. Bakın A birleşim B kartezyen A çarpımının eleman sayısı isteniyor. A birleşim B'nin eleman sayısı arkadaşlar kaç? 3, 5 ve 8. Bakın şurası 8. A'nın eleman sayısı 5. 5 çarpı 8'den de eleman sayısı ne olacaktır? 40 olacaktır. 7'ye bakalım şimdi. 1 bölü 3'ü boyalı olan çokgenlerin kümesi A, 6 eş parçadan oluşan çokgenlerin kümesi B ve dikdörtgenlerin kümesi C olarak tanımlanıyor. Buna göre eş parçalara ayrılmış olan aşağıdaki elemanlardan hangisi? A kesişim B, fark C kümesinin bir elemandır. Şimdi A kesişim B arkadaşlar ne? Her ikisinde de ortak olanlar. 3'te 1'i boyalı olacak şekillerin ve 6 eş parçadan oluşacak. 6 eş parçadan oluşacaksa arkadaşlar ve bunun 3'te 1 boyalı olacaksa 6'nın 3'te 1'i ne yapar? 2. Yani 6 eş parçanın 2 parçası boyalı olması gerekiyor. Önce bak bunu 6 eş parçaya ayrılmamış. Bu da ayrılmamış. Şimdi bakın diğerleri ayrılmış arkadaşlar. Fakat ne? C e, kümesini barındırmayacağız. Yani arkadaşlar dikdörtgenlerin kümesi C olarak olacak diye yani bu e, bizden istenen bize sorulan kümenin içerisinde C'yi ne yapacağız? Devre dışı bırakacağız. C neydi? Dikdörtgenlerin kümesi dikdörtgen olanları da ne yaptık arkadaşlar? Bakın 60 olduk. Yani şimdi ya A şıkkı olacak o zaman ya da E şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Hangisi olacak peki? Tabii ki A şıkkı olacak değil mi? Aslında E şıkkını otomatikman elemişiz. Çünkü bunun 3'te biri değil ki arkadaşlar. 2 parça boyalı olması lazımdı. Bakın burası zaten 3 parça boyalı. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. A bir tam sayı olmak üzere B kümesinin her bir elemanı 2 ile çarpılarak 4 elemanlı yeni bir küme elde ediliyor. Bu iki kümenin kesişim kümesi 3 elemanlı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar B kümesinin her elemanını 2 ile çarpalım. Çarpalım ve yeni kümede A kümesi olmuş olsun. 2'yi 2 ile çarptım bakın 4, 8, 16. A'yı da 2 ile çarparsam ne olacaktır? 2A olacaktır. Bu iki kümenin kesişim kümesi 3 elemanlı olduğuna göre diyor. Şu halde bakalım kaç tane ortak elemanı var? Arkadaşlar 4'ler ve 8'ler ortak. Yani şu anda 2 tane elemanı var. Biz 3 tane olmasını istiyoruz. Şimdi e, o zaman arkadaşlar bakın ben şimdi burada A'ya A'ya 1 diyecek olursam 1'in 2 katı bakın 1'in 2 katı nedir? 2'dir. Öyle değil mi? Evet. Peki ben A'ya 2 verdiğim zaman, 1 verdiğim zaman özür diliyorum. 3 tane ortak eleman oluyor mu? Oluyor. Bakın nasıl? A'ya 1 verdim ya. Bakın burası 2 A'ydı. 2 çarpı 1'den 2 oldu. Dolayısıyla hem 2 hem 4 hem de 8 her ikisinde de ortak olmuş oldu. Bir de bir de arkadaşlar şuradaki 16'nın e, üzerine yoğunlaşalım. E, A'ya ben bakın burada 16 diyecek olursam A'ya 16 diyecek olursam 2 katını alırsam burası ne olacaktır arkadaşlar? 16 çarpı 2'den 32 olacaktır. Şimdi 3 tane eleman ortak oldu mu? Oldu. Bak 4, 8 buraya 16 demiştim. Bakın 16 da burada. 4, 8 ve 16'lar ortak olmuş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar A'nın alabileceği bir değer 1, diğeri de 16. İkisinin toplamından doğru cevabımız C şıkkı gelecektir. 8 9. ve son örneğimize bakalım. 9 A sınıfındaki 7 öğrencinin destekleme ve yetiştirme kursları için seçtikleri dersler aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. A kümesi matematik dersini seçen öğrenciler, B kimyayı seçen öğrenciler, C de fiziği seçen öğrenciler. A, B ve C kümelerinin durumu Venn ile gösterilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar Venn şemasını doldururken ne yapacaktık? Kesişim bölgelerine yoğunlaştıracaktık. Bakın şuradaki kesişim arkadaşlar her üçünün de ortak olduğu kısım. Dolayısıyla üçünü de seçen. Üçünü de seçenler bak kimler var? Ali var, bir de Seda var. Hemen yerleştirelim. Ali ve Seda. Daha sonrasında ise arkadaşlar A fark B veya B fark A'yı yerleştirmek daha mantıklı olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın burada tekli olanlar kimler? Şevval. Şevval neyi seçmiş? Fizik. Fizik hangisiydi? C kümesi. Ama sadece fiziği seçenler bakın şuraya yazma şansım yok. Niye? Çünkü burası B ile C'nin kesişimi arkadaşlar. Buraya yazma şansım da yok. A ile C'nin kesişimi. Dolayısıyla ya buradaki boşluğa ya buradaki boşluğa hiç fark etmeyecektir. Bakın şuraya yazıyorum ben. Burası ne oldu? Şevval olmuş oldu. Diğer, e, ha, gerçi şevvalde hayır, şu matematik de varmış arkadaşlar. Burayı şimdi karıştırmayalım. Burayı gözden kaçırdık. Bu şevval o zaman bir dursun. Tekli olanlara bakacak olursak tekli hangisi var? Ahmet var. Kimya. Bir de Begüm var arkadaşlar. Begüm matematik. Bana bat, matematik neydi? Ee, arkadaşlar A kümesiydi. Dolayısıyla bakın Begüm'ü şuraya yazmam gerekiyor. Kimyayı da sadece kimyada olan arkadaşlar B'de. Dolayısıyla sadece kimyada olan arkadaşlar e, kim yazacağız? Buraya Ahmet'i yazacağız. Tamam. Şimdi şu öğrencileri hallettik. Bunu hallettik. Bunu hallettik. En baştakini hallettik. Diğer öğrencileri ne yapalım yazmaya çalışalım. Şimdi Semih, Semih de sadece kimyadaymış arkadaşlar. Semih de sadece kimyadaymış. E, dolayısıyla kimya hangisiydi? B kümesindeydi. Dolayısıyla bakın Semih de nereye? Şuraya yazalım. Semih de buraya yazmış olalım arkadaşlar. E, şimdi Semih de hallettik. Şevval iki tane. Hem matematik hem de fizik. Matematikle fizik yani A ile C'nin kesişimi arkadaşlar. Dolayısıyla buraya yazmam lazım Şevval'i. Şevval'i buraya yazdık. Tamam. Şevval'i de hallettik. O zaman yazmadığımız kim kaldı? Arda. Arda sadece fizik olacak. E sadece fizik nerede? C kümesinde. Dolayısıyla arkadaşlar Arda'yı da buraya yerleştirmiş olduk. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar kaç tane yazmış olduk boyalı bölgeye? Sayalım. 1 2 3 4 ve 5 tane. Dolayısıyla doğru cevabımız bakın B şıkkında. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Abone olmayı da kanala unutmayınız.